İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında bir araya geldi. Toplantının ardından parti sözcüsü Kürşat Zorlu basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Murat Kurum'un adaylığı hakkında soruya cevap veren Zorlu, İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının açıklanacağı tarihi de duyurdu. Ak Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Murat Kurum'a açıklaması ile ilgili konuşan Zorlu, "İstanbul adayımızı açıkladığımızda Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da güzel bir rekabet olacak. Adayımızı yakın zamanda açıklayacağız. Adayımızın son derece hazırlıklı bir biçimde bu yarışta olacağını şimdiden söyleyebilirim. İstanbul ve Ankara adaylarımız Ocak ayı tamamlanmadan açıklanmış olacak" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimde birlik çağrısı ile ilgili soruya zorlu. Biz İyi Parti olarak özellikle son yapılan genel seçimlerde bu sistemin dayatmacı anlayışına karşı bir duruş gösterdik. Biz bu tabloyu yok etmek adına yola çıktık. Verdiğimiz karar çok önemli bir karardır. Bu kararımızın seçmenimizde kabul görmeye başladığını ifade etmek istiyorum diye cevap verdi. Zorlu basın toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in anayasa mitingi çağrısı sorulan Zorlu, sanıyorum iki başlıklı bir çağrıydı. Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olağanüstü toplantıya çağırma girişimi yapıldı. Biz orada imza vermedik ama böyle bir toplantı gerçekleştirilme durumu olursa genel kurulda yer alacağız. Mitinge gelince de buraya katılmayacağız. Şu an için aldığımız karar bu yönde, dedi.